Sevgili seyirciler, İmam Hatip hazımsızlığıyla tanınan CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses yine diline İmam Hatipleri doladı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili üzerinden İmam Hatip liselerine hedef almaya kalktı. Çeteleşme faaliyetlerine en fazla İmam Hatip liselerinde rastlandığını iddia etti. Gürses'in haddi aşan açıklamalarına tabii tepki yağdı. Ben de babayım. 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. Bu evlatlarımla iftihar ediyorum. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim muhafazakar mütedeyyin mahalledeki arkadaşlarımdan ama gidip sorabilirsiniz. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili üzerinden duyar kastı. İmam Hatiplileri hedef aldı. Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında yeni iddia. Piton 82 üyesi miydi? Eskiden kabadayılar var. Şimdi mahalle çeteleri var. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim. Şahsen benim için geçmişten bugüne gelen, bugünden son nefesime kadar üzerinde taşıyacağım, hatta Rabbimin huzurunda bile inşallah bana şahitlik edecek bir makamım, bir rütbem, bir sıfatım var. O da İmam Hatipli olmak. Halk TV'nin eski sunucusu CHP yandaşı Özlem Gürses YouTube kanalında yaptığı yayında yine bir skandala imza attı. Gürses, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili hakkında konuşurken konuyu çarptırdı, sözü İmam Hatip liselerine getirdi. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim muhafazakar mütedeyyin mahalledeki arkadaşlarımdan ama gidip sorabilirsiniz. İmam Hatip hazımsızlığıyla tanınan Gürses canlı yayında böyle algı operasyonu yaptı. Okula bakıyor, kapıyı kıran İmam Hatip müdürü. Acayip bir çöküşün ortasında bu çocuklar da diyorlar ki ya biz de gidelim Piton 82 ile takılalım. Skandal sözleriyle haddini aşan Gürses eğitim sistemini de eleştirdi, dini öğeleri saçma sapan diye tanımladı. Gençlerin kafalarını saçma sapan şeylerle dolduruyoruz. Hem sosyal medya, hem medya, hem de eğitim sistemimiz. Hiç ihtiyacı olmayan bilgiler. Gürses'in bu skandal ifadeleri akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatipliler Kurultayı'nda sarf ettiği ders niteliğindeki bu sözlerini getirdi. Bana ömrüm boyunca yaptığın tek bir şey, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır. İmam Hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. İmam Hatiplerin sayısını artırmaktır. İmam Hatiplerin eğitim kalitesini artırmaktır.